Kıymetli gençler, hoş geldiniz. Kazanın bakış, dikdörtgen, test 2 ile karşınızdayım. Soru 1'i hemen büyütüyor ve olaya dalıyorum. X açısı biraz taşmış ama olsun. Şimdi eşitlikler verilmiş, 24 derecelik bir açım var. X kaçtır diye soruluyor. Diyeceğim ki abi şöyle bir fantazi yapacağım. Dikdörtgen de köşegen uzunlukları birbirine eşitti. Dolayısıyla bunu çekecek olursam bunun da tık tık olduğunu, yani DB'nin AC'ye, ED'ye ve EB'ye eşit olduğunu söyleyeceğim. Haliyle bir eşkenar üçgenim çıktı. Onu görmüşsündür. Sonra cazıma diyorum ki, abi bu açının ölçüsü x ise şu açının da ölçüsü x'tir. Şimdi ben nerenin eşkenar olduğunu söyledim. Az önce ikizkenar demedim umarım. Eşkenar demişimdir. Bu üçgenin eşkenar üçgen olduğunu söyledim. O zaman x ile 24'ün toplamına kaç diyeceğim baba? 60. Yani x'i buradan kaç bulacağım? 36. Paket. Evet, anlaştık. Geldim soru 2'ye. ABCD'de dikdörtgen, köşegenler verilmiş bana. FEC 32 ve 1 adet diklik var. CBE doğrusal ise x kaç derecedir diyor. Dikdörtgende köşegenler birbirini ortalıyordu. Yani şu şuna, hatta şu şuna eşit. Fakat şimdilik bunlar dursun. Şimdi bakınız, AFFC'ye eşit ve EF dik inmiş. Yani yükseklik aynı zamanda kenarortay olduğu görülüyor. O zaman aynı zamanda açıortaydır diyeceğim ve üçgen ikizkenardır diyeceğim. O zaman açıortay ise o zaman şu açının ölçüsü 32 olacak. Sonra nasıl diyeceğim? Şöyle 32 derece var burada, 90 derece var burada. Şu açının ölçüsüne de 90'dan 32'yi çıkaracak olursam 58 yazmam gerekecek. Başka ne diyorum? Buraya 58 yazan adam B köşesi dik köşe. Haliyle şuraya da 32 yazmalıdır. Toplamları 90 olacak çünkü aga. Az önce ne demiştik? Üçgen aynı zamanda ikizkenardır. Hangi üçgenin ikizkenar olduğunu söyledik? Bakınız, EC kenar uzunluğu eşit olacak diyeceğim AC kenar uzunluğuna. Okey. O zaman X ile 32'nin toplamının da kaç olduğunu biliyoruz artık. Diyeceğim ki X artı 32'nin 58 olması lazım. Ve X'in buradan 26 olması lazım diyeceğim. Ve ikinci soruyu da gömeceğim tarihin tozlu sayfalarına. Bir adet dikdörtgenim var. O diyor ki köşegenin kesim noktası. Sana diklik verdim ve eşitlik verdim. Alfa ve teta açıları var. Bunların toplamları kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle bir güzellik yapacağım. Soruyu ilk etapta şöyle çözeceğim. Diyeceğim ki abi kim dikdörtgende? ABC'de. Yani biraz büyütsem iyi olacak gibi herhalde ama şeklin içine girmek istiyorum iyice. Dikdörtgen ise şu açı 90. Buraya alfa demiş. Şu açının ölçüsüne Mahmut diyeyim. Alfa ile Mahmut'un toplamı 90. Haliyle şuraya da Mahmut diyeceğim. Ters açılar. Dolayısıyla şuraya da alfa kalacak. Şu açının ölçüsü de alfa. Ümit ediyorum anlaşmışızdır burada. Eğer bu açının ölçüsü alfa ise işi bitiriyorum. Nasıl bitiriyor sonuca? Eğer o köşegenin kesim noktası ise DE uzunluğu OB uzunluğuna eşit olmalıdır. Şimdi bakınız, E köşesinde bir dik açı var. O zaman yapmam gereken şey bu iki noktayı, E ile O'yu birleştirmek olacaktır. 90 derece DO eşit OB, yani hipotenüse ait kenarortay bu. O zaman bana muhteşem üçlü verir. Bana muhteşem üçlü verdiyse diyeceğim ki abi o zaman bu hadise, yani bahsi geçen DOE üçgeni eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin bir iç açısının ölçüsü kaç dereceydi? 60. Zaten orası, yani şu açının ölçüsü alfa ile teta toplamıdır. 60 deyip noktayı koyacağım. Evet, ümit ediyorum anlaşmışızdır. Anlaştıysak ne mutlu bize. Başka nasıl yapabilirdik diye düşünüyorsan şu da mümkün. Şimdi bunu temizleyeceğim. Evet, başka nasıl yapabiliriz? Şöyle. Bakınız, A köşesi de dik köşe, E köşesi de dik köşe. DB'yi çap kabul eden bir çember çizeceğim. Evet, DB'yi çap kabul eden bir çember çizeceğim. Bu çember... Biraz küçültmemiz lazım. Evet, nispeten tuttu. Yok, tutmadı. Biraz daha küçültelim. Yani şimdi çap olduğunu kabul et bunun. Yani E noktasının ve A noktasının çemberin üzerinde olduğunu kabul et. Şekil çok orijinal olmadı. Çemberimizde problem yok ama şekiller demek ki biraz problemli. Olsun, mühim olan insanlık. Sonra ne diyeceğim? Eğer bu DB çaplı çemberi çizdiysem, A köşesi ve E köşesi 90 derece olduğu için, çapı gören çevre açılar 90 derece olduğu için hem E noktası hem de A noktası çemberin üzerinde bir nokta olacaktır. Dolayısıyla abi şurası alfa açısı ise bu EA yayının ölçüsüne 2 alfa ve şu açının ölçüsüne alfa diyeceğim. Sonra gene benzer şekilde şunu çekeceğim. Bu da yarıçap.
ve az önceki yarıçap uzunluklarına, yani DO'ya eşit mesela. Sonra eşkenar üçgen diyeceğim. Gerisi aynı muhabbet. 3'ü de hallettim. Geldim 4'e. Diyor ki sana bir dikdörtgen verdim. 45 derecem ve 30 derecem var. 4 kök 6 birimlik uzunluğum var. Buna göre diyor x kaçtır? 45'i görünce dayanamıyor. Hemen karşısına bir dik iniyorum. D köşesinden 45'in karşısına hemen bir dik indim. İndiğim bu dikme 45-45-90 ikizkenar dik üçgeni verecek bana. Hipotenüs uzunluğu 4 kök 6 ise haliyle burası 4 kök 3 diyeceğim. Okey abi. Buradaki açının 30 derece oluşu bana bir tatlılık sunacak. Diyecek ki abi ben de 30 dereceyim. Z var burada bir paralellikten. O zaman eğer AB x birim ise haliyle DC de x birim diyebilirim rahatlıkla. O zaman bende şu an 30-60-90 üçgeni var. 30'un karşısı 4 kök 3 ise 90'ın karşısı da bunun 2 katı olacak. Yani 8 kök 3. Cevabım D seçeneği olacak. 4. soruda paket olmuş oldu. Geldim 5'e. Çok tatlı minnoş bir soru var. Eş iki dikdörtgensel karton şekildeki gibi kenarları çakışacak biçimde yerleştirilmiş. Buna göre x'in ölçüsünü bulur musun diyor. Diyorum ki abi şu açının ölçüsüne a diyeceğim. Şu açının ölçüsüne b diyeceğim. O zaman yandaki dikdörtgen de az önceki dikdörtgenle, yani dikine olan dikdörtgenle eş ise, iki tane köşegen çizilmişse, o zaman şu açıya da a'ya b demem lazım. Yani yanlış oldu. Niye yanlış oldu? Çünkü A uzun kenarı görüyor. O zaman şurasının A, şurasının B olması lazım. Yani aslında demeye çalıştığımız şey ne? X açısının ölçüsü aslında A ile B'nin toplamına eşit. Peki A ile B'nin toplamı ne? Abi şurası 90 mı? Evet. O zaman bu üçgenin iç açılar toplamını yazacak olursam A artı B'nin de 90 olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilir miyiz? Söyleriz. O zaman X açısının ölçüsüne 90 diyeceğim. Yani orada bir dik köşe oluşmuş. Geldim 6'ya. ABC'de dikdörtgen BCPK bir kare. Şimdi kare olan şeklin alanının 36 birim kare olduğu söylenmiş. O zaman diyorum ki kenar uzunluklarım 6-6. Bana diyor ki AK'yı bulur musun? Eğer sarı bölge bir dikdörtgense ve alanı 18 ise ben o alanı 6 çarpı x ile bulurum. Eşittir 18. Haliyle x'i buradan 3 bulurum ve onu da paketlemiş olurum. Evet 7'deyim. Dikdörtgen var, köşegen var, diklik var, eşitlik var. Buna göre diyor ki 1. Okey. Abi diyorum ki AD kenar uzunluğu, BC kenar uzunluğu ne eşit? O zaman burada bir, şurada bir ikiz kenar üçgen yakaladım. Sonra cazıma ne diyorum? A köşesinden köşegene indirdiğim yükseklik bir birimlik parça ayırıyorsa benzer atraksiyonu şurada da yaparım. C köşesinden dikdörtgenin aynı köşegenine indirdiğim dikme de eş üçgenler oluşturacak dikkat edecek olursanız. Şu üçgenle şu üçgenin eş olduğunu söylüyorum. Eş üçgenler oluşturacak ve dolayısıyla o minnak parçanın da bir birim olduğunu söyleyeceğim. Hangi minnak parça hoca? Şu. Eğer burası 1 ise az önce boyadığım üçgenin de ikizkenar olduğunu çok net görüyoruz. Çünkü EC uzunluğu CB uzunluğuna eşit. Abi o zaman burası da 1. Niye? İkizkenar üçgende indirdiğim dikme aynı zamanda kenar ortaydı. O zaman x kaç birimdir diye soran adama diyeceğim ki abi 2 birimdir paket. Evet, ürkütücü bir soru var. Dikdörtgen verilmiş. 5 birim, 8 birim, 20 birim ve 25 birimlik uzunluklarım var. ABCD'nin alanını bana bulur musun diyor. Hacı şimdi şöyle bir atraksiyon yapacağım. Şurasına x diyeceğim. Burası x artı 5 olacak. Burasına y diyeceğim. Burası da y artı 8 olacak. Şimdi burada yapmam gereken şey bir, şurada bir Pisagor yazıp ki o Pisagor bana der ki x'in karesi artı y artı 8'in karesi eşittir 25'in karesi. Benzer şekilde şurada bir Pisagor yazıp ne olur orası da x artı 5'in karesi artı y'nin karesi eşittir 20'nin karesi. Buradan x ve y'ye ulaşmaya çalışacağım. Fakat biraz çirkin kaka olacak bunlar. Biz ne yapacağız hocam? Diyorum ki abi biz tabii ki de tatlı şeyler yapacağız. Diyorum ki hipotenüs uzunluğu 25 olan nasıl üçgenlerim vardı? 15-20-25 vardı ama mesela burayı 15 yazacak olsam abi burası 20 olur. Hipotenüs 20 oturmaz. Yani 20 yazacak olsam hiç oturmaz. Peki hipotenüsü 25 olan başka ne var? 7-24-25. Bakalım bu oturuyor mu? 5 ile 7 toplamda şurayı 12 yapar. Eğer AB'ye 24 dediysem yukarısı da 24 ise şurası 16. 12-16-20. Çuk diye oturdu. Harika. O zaman bu anlamsız Pisagorlarla, bu denklemlerle uğraşmamın bir anlamı yok baba. Dikdörtgenin alanına ne diyeceğim? Diyeceğim ki abi 12 çarpı 24. Keşke 12 çarpı 12 olsaydı.
12 çarpı 12 olsaydı da ben hemen çakaydım. O zaman 24'ü 12 çarpı 2 diye ayırıyorum. Yani 12 çarpı 12 144, 2 ile çarpacağım. 288 diyeceğim ve A şıkkını 8. soru için işaretlemiş olacağım. Evet, geldim 9'a. Dikdörtgeni HF ve EG ile 4 dikdörtgeni ayırmışım. Demek ki bunlar kenarlara paralel. Yani HF alt ve üst kenara, EG de yan kenarlara paralel. Dikdörtgen alanları birim kare cinsinden verilmiş. Buna göre alan ABC'de nedir? Abi diyorum ki burada çok tatlı bir şey söyleyeceğim. Şu alan 12 iken bu alan 24 ise, bu alan 16 iken bu alan 32'dir. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Sonra diyorum tüm alan isteniyor benden. Yani 16, 32, 12 ve 24'ü toplamam lazım. Toplarsam ne olur? Şurası 36. Evet, 68. 84. Evet, bir an durduk ama hadise bundan ibaret. Veya şu ikisini toplayıp 3 ile de çarpabilirdik aslında. O da olurdu ama neyse. 1'i 2 oranını çakmışsınızdır diye düşünüyorum. Neden 1'i 2 oranı var hoca? Abi şu uzunluk A ise şuna M dersen bunu 2M demem lazım ki A çarpı M 12 iken 2 katı yani A çarpı 2M 24'ü çok rahatlıkla sağlasın. 1'i 2 oranı yukarıda da gene benzer şekilde kendini verecek bize. Bir tane kare ve kenar uzunlukları verilen dikdörtgeni aşağıdaki gibi bir dikdörtgen üzerine içine yerleştirmişim. Birer köşeleri çakışıyor, K köşeleri. AKC doğrusal. AKC doğrusalsa demek ki burası köşegen üzerinde. Sonra ne diyorum? Sonra diyorum ki abi şurası 3, burası 9, burası kare x, x. Ne olacak buradan sonra? Çok güzel bir benzerlik yazıyorum. Nerede? Mesela şurada bir benzerlik kurtarır bizi. Nasıl bir benzerlik yazacağım? Abi şurası x birim, şurası x birim. O zaman x'in 3'e oranı 9'un x oranı diyeceğim. 3 bölü x, ters söyledik. X bölü 3 eşittir 9 bölü x. İçler dışlar yapıyorum. X kare eşittir buradan diyorum 27. O zaman al sana x, 3 kök 3. Peki karenin çevresi sorulmuş. Bir kenar uzunluğunu bulduk mu? Evet. Çevresi 4x, o da ne yapar? 12 kök 3. Evet. Bu testi de bitirmiş olduk. Betül Hanım yaramazlık yapıyor. Bir sonraki testte görüşmek üzere.